Partiler, sevgili sivil toplum kuruluşların başkanları, inanç önderlerimizin başkanları, gençlik kollarım, kadın kollarım ve sevgili yol arkadaşlarımız. Hepiniz bu davetimize katıldığınız için teşekkür ederim. Evet, bugün burada bulunmamızın bir amacı var. Bu amacımız da size bahsetmektir. Ben kendimi size fazladan tanıtmayacağım. Çünkü çoğunuzu hepsini ismen tanırım. İsim burada söylemek istemedim. Çünkü ola ki birisinin ismini unutursam gönül koymasın diye. Ama siz de hepiniz beni çok iyi tanıyorsunuz. Ben 20 yılı aşkın Sultan Gazi'de ikamet eden 20 yılı aşkındır da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde mahalle biriminden, parti üyeliğinden, ilçe yöneticiliği kadar çeşitli kademelerde aktif olarak rol aldım. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Geçmişteki çalışmalarımızda da yanlarınızda beraber olduk. Buradaki çoğu arkadaşımdan görevleri paylaştık. Beraber yol yürüdük. Bundan dolayıdır ki biz Sultan Gazi'yi gerçekten iyi tanıyoruz. Çünkü Sultan Gazi'de yaşayan biriz. Sultan Gazi'de sabah saat 6'da dolmuşa ite kalka nasıl bilindiğini çok çok iyi biliriz. Akşam da 10'da yorgun, ağrın bitik bir şekilde eve nasıl dönüldüğünü çok iyi biliyoruz. Niye bunları söylüyoruz arkadaşlarım? Biz Sultan Gazi'nin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları yeni tespit etmedik. Biz yaklaşık 10 yıldır siyasette daha aktif bir ekip arkadaşlarımla Sultan Gazi'nin tüm sorunlarını şu gördüğünüz dosyanın şeyhabedeki projelerimizden projelendirdik. Ekip arkadaşlarımızla beraber her soruna bir çözüm de ürettik. Evet arkadaşlar, burada sadece bir ulaşım sorunu yok. Burada ayrıca bir imar sorunu, barınma sorunu var. Burada eğitim sorunu var. Sınıflarımızın 80 olduklarını hepimiz biliyoruz. Evet, burada bir de Sultan Gazi'de olmanın bedelleri var. Sultan Gazi'de olmak, hepinizin de çok iyi bildiği gibi direnişin olduğu bir nokta. Burada faşist hükümetlere karşı dimdik ayakta durulan bir yer. Biz o yüzden buradan çıkışımızı verdik. Bizler arkadaşlar hep beraber sizlerin de içinde bulunduğu, yalnız ben değil, sizlerin de içinde bulunduğu tüm arkadaşlarımla beraber Sultan Gazi'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğimize inancım tam. Sizlere de burada bu inancı görüyorum. Evet arkadaşlar, seçim de zor. Öyle kolay değil. Ama biz çalışmalarımızı yaptık. Gerekli donelerimiz var. Burada yakında bütün verilerle ilgili çalışmalarımızda da teker teker sizi bilgilendireceğim. Ama bu çalışmanın zor olduğu kadar da kolay olduğunu da inanıyorum. Niye? Çünkü sizler varsınız. Biz bir örgütüz. Bir örgüt olmamızdan dolayıdır ki sorunları en erken, en kısa sürede bizler çözeriz. Biz tespit ettiğimiz bu sorunlara çözüm projelerimizle beraber sizlere sunacağız. Tabii ki bu bir seçim yarışı. Benden başka aday olan arkadaşlarımız da var. Genel merkezimiz, ilçe başkanlığımız, il başkanlığımız ve en değerlisi siz değerli örgüt üyeleri. Kararınızı diğer bir arkadaşımız adına kılarsanız da bizim şu çalışma yaptığımız gerçekten yani yaptığımız çalışmaların içi dolu. Basındaki tüm arkadaşlarımıza da dağıtacağız bunları. Buradan çalışmalarımızı diğer arkadaşımıza vermeye de gönül razıyız. Neden? Çünkü biz artık Sultan Gazi'yi Cumhuriyet Halk Partili bir inancın, bir düşüncenin, sosyal demokrat bir belediyeciliğin var olmasını istiyoruz. Niye var olmasını? Çünkü bizler yeteri kadar ezildik. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber Sultan Gazi şaha kalkacak. Sultan Gazi'nin sorunlarını hepimiz biliyoruz. Sultan Gazi'deki yaşamın zorluğunu da biliyoruz. Buna karşı çözümlerimiz de var. Bunlar arkadaşlar oy farklılıklarının hepsini biliyorsunuz. Biz buna hazırız. Biz çok zor bir olay falan görmüyoruz. Basit bir olay. Şimdi şurada sadece bir veri vermek istiyorum. Bununla ilgili de ben şöyle bir çalışma yaptım. 2011 seçimlerine ilgili size bir analiz yapmak istiyorum.
Evet arkadaşlar, geçmiş seçimlerde, 2009 seçimlerde aldığımız oy 51 bin küsür. Evet arkadaşlar, şuna çok iyi dikkat edin. Bu 15 mahallede kullanılmayan oy 33.992. Evet arkadaşlar, hedef noktamız burası. 33.992 olan bu sandığa gelmeyen sandığa ve bunların çoğunun sosyal demokrat bir seçmen olduğuna inanarak bizim birinci önceliğimiz bunlara. Tabii bunlar da yetmiyor. Gerçi yeterli bir sayıya kadar ulaşıyoruz. Bunların da toplamıyla partimizin aldığı oy oranını topladığımızda 84.992 gibi bir oy yapıyor. Bu da aramızdaki farkın yaklaşık olarak 6 ve 7 binlere düştüğünü görüyorsunuz. Evet, yetmeyecek tabii bunlar. Benle de bu seçim tek başıma alınmayacak. Bizler arkadaşlar hep beraber sizlerin içinde bulunduğu gençliğimin, kadın kollarımın, ilçe yöneticilerimin ve yine de en önemlisi sizlerin yanımda olarak beraber çalışma arkadaşları kurarak, ekipler kurarak kapı kapı, esnaf esnaf, komşu komşu dolaşacağız. Dolaşacağız, Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatacağız, projelerimizi anlatacağız, neler yapmak istediğimizi anlatacağız. Ve inanıyorum ki arkadaşlar, biz bu yolun sonunda iktidar olacağız. Sultan Gazi'de iktidar olmak, büyükşehirde iktidar olmak demektir. Büyükşehirde iktidar olmak demek, bir sonraki genel seçimde de sevgili genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda başbakan yapmak demektir arkadaşlar. Biz bu inanca sahibiz. Bu inancı da sizlerde görüyorum. Bizler yeterliyiz arkadaşlar. Yeterli donanlarımıza sahibiz. Bizler gerçekten kendi içinizde biri olarak kendi kendinize güvenmenizi istiyorum arkadaşlar. Bizler yaparız. Size bir mahalleden de bir seçimle yaptığım bir şeyi 15 mahallenin 15 mahallesinden ilgili yaptığımız analizler var arkadaşlar. Ama ben çok büyük zamanınızı vaktinizi almamak şartıyla bir mahallemizden size örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar, Cemici Mahallesi elime geldi. Cemici Mahallesi'yle ilgili bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, Cemici Mahallesi'nin gerçekten bir profilini çektik. Cemici Mahallesi nedir? Cemici Mahallesi 34.799 seçmene sahip olan bir mahallemiz. Aldığımız oy oranı, geçmiş dönemde aldığımız oy oranı 4.470. Bu ne demek arkadaşlar? %12'lere tahvil ediyor. Evet, bu mahallede bir de yaşayanlara baktık. Kimler var? Bulgaristan göçmenleri var birinci sırada. 6.000, yaklaşık 6.000 olan. Daha sonra Çankırı'da var. 1290'da 1000 oydan Erzurumlar. Yine 1100 oydan Giresunlar. Kastamonlar ve Ordu, Sinop, Trabzon ve diğer iller olarak böyle sıralıyoruz. Bunu niye çıkarttık arkadaşlar? Biz artık hangi sandıkta, hangi seçmenin nereye ilgi gördüğünü de görüyoruz. Yani veriler, arkadaşlarımızdan yaptığımız bu çalışmalar elimizde var. Tek yapacağımız iş hep birlikte inanarak bu seçmenlere gitmek. Gittiğimiz zaman değişkenliklere uğradığınızda bu Cebeci Mahallesi'nin bir çalışmamız vardı, bir çizelgesi. Orada da görecektiniz. Geçmiş dönemden bu dönem arasındaki yaklaşık olarak son yapılan çalışmalarda da %3,5 gibi bir oy artışı da Cebeci Mahallesi'nde sağlamışız. Yani gidildiği zaman, yanına dokunulduğu zaman, temas kurulduğumuz zaman bizler olduğumuz, yani çok fazlasına değil, kendimizi ifade ettiğimiz sürece seçmen ilgi gösteriyor arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar, biz demin de söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sultan Gazi'de yürekten inanarak
bayrağını dikeceğini hep beraber sizlerin de içinde olduğu şart olmak şartıyla inancım tam hepiniz de katıldığınız için bugün beni kırmayıp geldiğiniz için teker teker teşekkür ederim. Ben sözü ilçe başkanım Ali Bey'e vermek istiyorum. Ben herkesi görüyorum. Sayın Belediye Başkanı aday adaylarım, yöneticilerim, kurum başkanlarım, sivil toplum örgütünün değerli başkanları, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, değerli delegeleri, değerli meclis üyesi aday adayları ve saygıdeğer hanımefendiler ve saygıdeğer beyefendiler ve gençliği, mahalle birimi, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Merhaba. Pardon, özür dileyerek muhtarlarımız özür diliyorum. Ve bayramınızda en içten dileklerimi kutluyorum değerli arkadaşlar. Sultan Gazi'de evet biz iktidara talibiz. İktidar da ilk defa bu kadar yakın. İlk defa Sultan Gazi'de bu kadar umutluyum. Demin arkadaşımız anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün aldığı oy, bugün seyrettiği yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki 24 bandında seyrettiğinin, artık kararsızların olduğu ve buradaki aday adayı olacak arkadaşımızla beraber ve Sultan Gazi'yi alacağımıza ve çok yakın ve umutluyuz değerli arkadaşlar. 3 tane aday adayımız var. Biri Hüseyin Bey, beraber daha önce yönetimde beraber görev aldık. Yaklaşık 5 yıldır beraberiz. İsa Bey arkadaşımız, beraber yönetimde görev aldık. Ali Bey arkadaşımız, Adıyamanlı bir arkadaşımız aramıza katılmıştır. 3 aday arkadaşımız da birbirinden değerli ve Sultan Gazi'ye değer katacaklarına inanıyorum. Ve bir tek şey var. Bazı arkadaşlarımız özellikle dünkü alışkanlıklarından kendilerini arındıracaklar. Sultan Gazi'de bir tek irade vardır. Sultan Gazi'de bir tek kurum vardır. Bir tek karar mercii vardır. İktidar noktasında da tarihi de yazacak bu merciktir. O merci kim? O da örgüttür. O da sizsiniz. Tarihi sizden yazacağız. Tarihi siz yazacaksınız. Kararı da siz vereceksiniz. Birileri dünkü alışkanlıkları olduğu gibi bugün sağda solda yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bilin ki hiçbiriniz bu örgüt üstünde değilsiniz. Bu örgüt kendi adayını da seçer, kendi meclis üyesini de seçer ve iktidara da gider, kararı bu örgüt alır. Projeyi bu örgüt sunar. Çünkü bütün projelerin altında örgütün imzası olacak. Örgütün kararı olacak. Örgüt söyleyecek, biz uygulayacağız. Biz söyleyeceğiz. Biz sadece bir örgütün hizmetçileriyiz. Örgütün emrinde olan bireyleriz. O nedenle hiç kimse örgüt iradesi dışında ve dünkü alışkanlıklara meydan vermeyeceğine inanıyorum değerli arkadaşlar. Ve bir tek denge var artık Sultan Gazi'de. O da o dengede örgüttür. Şimdi
arkadaşımız anlattı. Her mahallede, her sokakta kaç sandığımız var ve oradaki seçmen portföyü, kimler o sokakta oturur, kimler sandığa gelmiş, bu veriler birebir elimizde. Ve Sultan Gazi'de ki özellikle bölge dağılımları birebir bu veriler elimizde. Belediyenin söylediği 400 tane proje, onu da siz söylersiniz. 400 projenin ne olduğunu ben söylemeyeyim. Bizim 40 tane bir projemiz var ve can alıcı projeler. Bunlar hazır ve Sultan Gazi'de acil çözüm bekleyen projeler, aday olan arkadaşımızdan dosya halinde bunları sunacağız ve bu noktada Sultan Gazi'de acil çözüm bekleyen sorunlar nelerdir? Hızla bunun üstüne gideceğiz. Hızla bunu çözeceğiz. Sultan Gazi'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kaliteli bir yerel yönetim, kaliteli bir anlayış yaşanabilir. Bir, Sultan Gazi ve eğer kentsel dönüşümse yerinde, deprem dönüşümse yine yerinde. Öncelikle bizim hedefimiz Sultan Gazi'li hemşerilerimiz, Sultan Gazi'li dostlarımız. Markoçoğlu'na gidiyoruz, başka yerlere gidiyoruz. Anlatın diyor Cumhuriyet Halk Partisi, bugün öğlenden sonra Markoçoğlu özellikle bizden görüşmek istiyor. Ve bugüne kadar girmediğimiz yerde gece saat 10'da Markoçoğlu'nun göbeğinde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin pankartları asılı. Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Ve oraya gideceğiz. Biz anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Altı oku. Ya orayı geç, biz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin orayı da biliyoruz. Mısır'ı, Suriye'yi zaten onu da biliyoruz. Biz siz gelince neler yapacaksınız? Biz giderken evet altı oku anlatmayacağız. Suriye'yi, Mısır'ı anlatmayacağız. Biz geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sultan Gazi'de neler yapacağız? Hizmetimiz ne olacak? Sizlere ne vereceğiz? Bunun da kararını siz vereceksiniz. Karar merci sizlersiniz. Ve çok da sıkmayayım. Hepinize öncelikle Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli dostlara çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki 2014 30 Mart'ta Sultan Gazi'de iktidarız. Tekrar söylüyorum. Bunun sözünü de size veriyorum.